Edirne'nin köklü firmalarından Öztrakya şirketi geleneksel iftar yemeği dün akşam Öztrakya tesislerinde gerçekleşti. İftar yemeğine katılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Eriş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İftara şirket çalışanları, Edirne'li iş adamları ve birçok davetli katıldı. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Eriş, "Biz huzur içinde iftarımızı yaparken yanı başımızda komşularımızda ateş yanıyor. Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de Müslümanlar zulüm altında yaşıyor." dedi. "Biz ağız tadında huzur içerisinde iftarlarımızı yapar, çaylarımızı yudumlarken, birbirimize hoş sohbet ederken hemen yanı başımızda, sıfır noktasında komşularımızda ateş yanıyor. Yani Suriye'de, Irak'ta ve daha aşağı doğru tüm İslam coğrafyasında, biraz evvel hocamın da dediği gibi, tüm İslam coğrafyasında büyük bir zulüm var, ateş var. İnsanlarımız bir baskı altında, işkence altında, kan ve göz yaşı içerisinde kırın kırın kuranıyor. Şimdi onlar bu haldeyken biz sadece dua edebilir konumda olmak bizi yoruyor. Evet, dua etmemiz lazım. Dua müminin en büyük silahıdır. Duamız olmasa ne kıymetimiz var? Doğru, ama duanın da çeşidi var. Duanın bir kavli tarafı var, bir de fiili tarafı var. Biz sadece duanın kavli, sözel kısmını yapıyoruz. Ya Rabbi şöyle olsun, ya Rabbi böyle olsun diye niyazda bulunuyoruz. Bunlar lazım. Peki bunun bir de yaptırımı ne olacak? Saadet Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 adayı da desteklemeyeceklerinin hatırlatılması üzerine Eriş, "Cumhurbaşkanını halkın seçmesi kadar güzel bir şey yok. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Ancak bugün Cumhurbaşkanını halk seçiyormuş gibi yapılıyor. Halk sadece önüne koyulanı onaylamak zorunda kalıyor." dedi. Cumhurbaşkanının halkın seçmesi kadar doğal, tabii güzel bir şey yok. Ve biz milli görüş olarak ta 40 yıldan beri ilk defa biz gündeme getirdik. Cumhurbaşkanını, yani Cumhur halkı, halkın başkanını halkın kendi doğrudan seçmesi lazım diye biz getirdik. 70'li yıllarda ve 90'lı yıllarda. Neyse, bugün şimdi sanki Cumhurbaşkanı halk seçiyormuş gibi yapılıyor. Cumhurbaşkanı şu anda seçmiyor. Önüne olan adayları halk onaylayacak. Halk gönlündeki istediğin değil. Şimdi düşünün, siz bir siyasi partisi, yani kendimizi ele alalım. 40 yıldan beri bu ülkede siyaset yapıyoruz. Çok köklü geleneklerimiz var. Yıllardır iktidara gelmişiz. Ve farkımız çok nettir bizim. Çizgimiz bellidir. Yapımız bellidir. Ama biz bir aday ortaya koyamıyoruz. Toplumun önüne diyor, bizim adayımız diyemiyoruz. Buna demokrasi denmez. Buna rahmetli hocanın tabiri, buna demokrasi denir. Demokrasinin kullanılması yani. İstimal edilmesi. Ama şu anda zaten üçünün de birden çok şey, detaylı bir lüzum yok. Her üç adayında Avrupa Birliği taraftarı olduğu, ilk fırsattaki etkisi, imkanı olduğunda, fırsat olduğunda, şart oluşunda hemen biz Avrupa Birliği'ne dahil edeceğini hep biz biliyoruz. O zaman biz bunlarla ortaklıkta doğru buluşamayız. Onun için biz bu adaylara oy veremeyiz. Bu bunların icraatlarından bedene gelecek olan tahribatı, manevi zararları, maddi zararların vebalini insanlarımızı yönlendirerek yüklenemeyiz. Böyle bir ağır vebali ödeyemeyiz. Biz parti olarak deklarasyonu yaptık. Evvelsi gün genel başkanımız zaten basın toplantısı oldu.